Sayın masa mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan hem grup toplantısında hem de TRT yayınında konuştu. 6 siyasi partinin hazırladığı 244 sayfalık ortak politikalar metnine ciddi şekilde bu metnin Erdoğan'ın kimyasını bozduğunu, kendisini rahatsız ettiğini ve böyle bir büyük mütabakatın Türkiye siyasi tarihinde şimdiye kadar 6 partinin bir araya gelerek vardıkları böyle bir büyük mütabakatın kendisini son derece rahatsız ettiğini hepimiz gözlemledik, bütün Türkiye gözlemledi. Yaptığı grup toplantısının neredeyse tamamını bu metne ayırdı ve kendisi en iyi bildiği, en iyi bildikleri şeyi yapmaya çalıştı. Dezenformasyon yaptı. Yanıltmaya çalıştı ve bu metne karşı, yani yılların birikimlerinin ayların emeğiyle baskıya dönüşmüş ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına 9 ana başlık, 75 alt başlık ve 2300 somut vaati ortaya koyduğumuz bu metne karşı son çareye ama en iyi bildikleri şeye sarıldı, yalana sarıldı. Ve yaptığı iş, bu metni okuyan herkesin ya bu kadar da olmaz artık dediği bir şey. Ama Recep Tayyip Erdoğan bir şeye güveniyor. Beni bütün televizyonlar canlı veriyor. Ben bu yalanı söylerim ve aksini ispatlasalar da birçok kişiye ulaşmaz. İnananlar yanıma kâr kalır. Beni dinleyip başkasını duymayanlar yanıma kâr kalır. Bir ülkenin 21 yıldır yönetiminde söz sahibi olan birisinin umudu attığı yalanın, söylediği gerçek dışı bilgilerin, yaptığı dezenformasyonun kendisi dışında birilerini dinleme imkanı olmayan seçmende yarattığı etkiye kaldıysa vah onun haline, vah partisinin haline, vah bu memleketin haline. Diyor ki şehir hastanelerini kapatacaklarmış. Arkadaşlar hepiniz okudunuz, hepiniz oradaydınız. Şehir hastanelerini kapatacağız diyor muyuz? Hayır. Aksine şunu söylüyoruz. Şehir hastaneleri yaşasın diye kapatılan hastaneleri açacağız diyoruz. Şehir hastaneleri devam edecek. Adı şehir hastanesi olan şehrin dışında yeni bir hastane yapmayacağız diyoruz. Aksine yeni hastaneleri ihtiyaca uygun olarak hastaya en yakın yerde en uygun şekilde yapacağız diyoruz. Sen Bursa'ya şehir hastanesi yapıyorsun. Bursa'nın merkezinden şehir hastanesine taksiyle gidiş 150 lira. Gecenin bir yarısında kapattığın çocuk hastanesine gidemedikleri için, kapattığın doğum evine gidemedikleri için oraya mecbur olan insanların ıstırabını da dindireceğiz diyoruz. Manisa'daki doğum evini, Manisa'daki devlet hastanesini, Manisa'daki çocuk hastanesini kapatıp ta şehrin dışına şehir hastanesini yapmanı eleştiriyoruz. Böylesini yapmayacağız diyoruz. Mevcutlar çalışacak, kapatılanların mümkün olanını açacağız ya da yenisini yapacağız diyoruz. Ama o diyor ki şehir hastanelerini kapatacaklarmış. Külliyenin kapısına kilit vuracaklarmış diyor. Biz öyle bir şey demiyoruz. Biz diyoruz ki biz Cumhurbaşkanlığını layık olduğu yere, Çankaya Köşkü'ne taşıyacağız. Külliyeyi bilimin, üniversitelerin, TÜBİTAK'ın emrine, kamunun emrine sunacağız diyoruz. 1400 odalı o devasa yer kapısına kilit vurulur mu? Ama Cumhurbaşkanı bir sarayda olmayacak. Orası bilimin sarayı olacak, gençlerin sarayı olacak, yarınların sarayı olacak. Yoksa külliyeyi niye kapatalım o kadar para? Ne yaptınız onu? Emine Hanım'ın bileziklerini bozdurup yaptırmadın ki sen orayı. Hepimizin parasıyla yaptırdın. Ama Cumhurbaşkanı öyle bir israf sarayında durmayacak. Çankaya Köşkü'nde çalışacak. Orayı kamu kullanacak. En doğru şekilde kullanacak. Ha yazlık saray. Çocuk esirgeme kurumundaki çocuklar tatil yapacak orada. Cumhurbaşkanı değil. Ha kışlık saray. Çocuk esirgeme kurumundaki çocuklar kış tatili yapacak orada, kayak öğrenecek orada. Yoksul çocuklar gidecek oraya.
Senin zengin misafirlerin değil. Efendim OHAL kararnamelerini iptal edeceğimizi söylemişiz. Öyle bir şey demedik. OHAL kararnamelerinin yarattığı mağduriyetleri ortadan kaldıracağız dedik. Nedir o? OHAL kararnamesiyle atmışsın, takipsizlik almış. Ya da yargılanmış, beraat etmiş. Ama uygulamıyorsun yargı kararına rağmen. Bu mağduriyetler ortadan kalkacak. Adil yargılanma hakkı ihlal edildiyse yeniden yargılama talebi bağımsız yargı tarafından değerlendirilecek. Öyle OHAL kararnameleri iptal edilecek. Öyle bir şey yok. Yarattığı mağduriyet telafi edilecek. Hukukun üstünlüğü çerçevesinde. Devam ediyor. Arifiye'yi diyor, yani tank palet fabrikasını. Orayı diyor satacaklarmış diyor. Yahu tövbe estağfurullah. Ne satması? Kamulaştıracağız. Ne diyoruz? Senin verdiğin kişilerin elinden alıp, Katarlıların elinden alıp bunu ordumuza geri vereceğiz diyoruz. Satacaklar diyor. Böyle bir yalan olmaz. İlk iş onu yapacağız. Ne yapacağız? Katar emirini telefona bağlatacağız. Diyeceğiz ki bizde bir emanetiniz var. O uçan saray var ya, hibe ettikleri. Bizimkilerin de tenezzül ettikleri. Uçan sarayın içine Ankara Esenboğa'dan kalkacak o uçan saray. Sabiha Gökçen'e konacak, Sakarya'ya en yakın havaalanı. İçine ne kadar Katarlı asker, komutan, memur varsa nezaketle bindirilecek. Uçak havadayken Katar emirine bilgi verilecek. Bir emanet vardı o uçan saray. Biz buna tenezzül etmeyiz. Sarayınız sizindir, tank palet milletindir. Bizim vaadimiz bu kardeşim. Ne kapatması ne satması. Ayrıca tabii dezenformasyon dedik ya. Diyor ki bunlar belediyelere, yerel yönetimlere özerklik vereceklermiş diyor. Bakın elimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kurucu genel başkanısınız siz. Benim elimde de sizin parti programınız var. Bu parti programının 54. sayfasında yerel yönetim başlığı var. Fosforladım buraya. Bu 54. sayfadaki yerel yönetim başlığında diyorsunuz ki Avrupa yerel yönetimler özerklik şartına uygun olarak anayasal sistemimize yerel yönetim hakkının dahil edilmesi sağlanacaktır. Nokta. Bakın bizi suçladığını kendi partisinin üzerinde ambleminin de olduğu parti programında bu yazıyor. Sen daha ne konuşuyorsun? Tayyip Erdoğan ayrıca genel kurulda ayrıca yapmış olduğu grup toplantısında genel kurula gelmediği için meclisi çalıştıramayan ve meclisin bu sene o oturuma kadar 15 oturum olmuştu, 16 oturum, dördünün kapanmasına sebebiyet veren. Düşünün, haftada 3 gün var, birinde meclis kapanıyor. Neden? Anayasa diyor ki 200 kişi olacaksınız. 200 kişiyi toplamak iktidarın sorumluluğundadır. Muhalefet partisi olarak MHP de destek veriyor, 40 kişiyle falan, 30 kişi, 40 kişi. 160 milletvekilini bulamıyor AKP. Ve o yüzden meclisi çalıştıramıyor. Bunu denetlemek muhalefetin görevi. Bu sayıyı sağlamak kendilerinin görevi. Ve iki milletvekilinden biri neredeyse kayıp. Çünkü içeride 30-40 MHP milletvekili var. Ve 200'ü toplayamayıp kapanıyor. Dedi ki vatandaşın vergisi size dedi helal olmaz. Doğru söylüyor. Ben dedi hakkımı helal etmiyorum dedi. Kendini ortaya koydu. İki tane çok önemli gelişme yaşandı. Adamın fırça attıkları alkışlıyorlar ya. Ya size söylüyor size. Hakkımı helal etmiyorum diyor, alkış. Ya böyle bir matematik, böyle bir ruh hali, böyle bir davranış olmaz. Sonra Recep Tayyip Erdoğan sizin kalbinize, vicdanınıza, beyninize değil parmaklarınıza ihtiyaç duyuyor. Parmak vekil diyor size deyince de kızıyorsunuz. Şifreyi gir ya da parmağı indir kaldır. Ya
hakkımı helal etmiyorum deyip kızarken, fırça atarken avcı patlarcasına aynı kişiler alkışlar mı? Hadi alkışladın. Olmaz da alkışladın. Bu konuşmadan yarım saat sonra, bu konuşmadan 30-35 merdiven basamak yukarıda 10 metre ötede genel kurul salonu var. 10 metre ötede. Yine yoklama, ilk yoklamada yine kimse yok. 30-40 kişiler içeride. Verilen süreden sonra koşa koşa 200 kişiyi zor tamamladılar. Bugün var gazetelerde. Ya böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir anlayış olur mu? Bu dağılmışlığın, savrulmuşluğun işareti. Güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan. Bir ara ne diyorlardı? Dünya lideri. Ya grubu tutamıyor. Fırça atıyor, alkış yapıyorlar. Girin içeri diyor, yine girmiyorlar. Bir aralar metal yorgunluğu diyordu. Bu ne? Bu ne? Zihin yorgunluğu, beden yorgunluğu, metal yorgunluğu, iktidar yorgunluğu ve umutsuzluk. Listeye koymaz diyorlar. Liste kazanmayacak ki zaten. Koysa ne olur, koymasa ne olur diyor. Kiminin ayakları geri gidiyor, kiminin ayakları başka yerlere gidiyor. Ve bomboş salon, bomboş. İçeride çok önemsedikleri kanun görüşülüyor, YÖK kanunu. Bomboş sıralar. Milletimiz görüyor bunları. Milletimiz 3 ay sonra, 3,5 ay sonra görevi verdiğinde böyle yorulmuşlara, yılmışlara değil, bu görev için sabırsızlananlara, derdini durduracaklara, o salon, o iktidar sıraları Millet İttifakı tarafından, milletin görev verdiği milletvekilleri tarafından nasıl hınca hınçta olacak, nasıl takır takır takır, öyle beşli çetenin, ailenin, bilmemlerin değil, milletin yararına yasama yapılacak, herkes görecek. Orada zenginlerin vergilerini affetmeye değil, yoksulların karnını doyurmaya, işsize iş bulmaya el kaldıracağız hepimiz. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, artık bunlardan milletin bir umudu kalmadı, bizim hiçbir zaman olmadı, MHP Genel Başkanı ile görüşecek. Ne görüşürlerse görüşsünler, ittifakın iç işlerine karışmıyoruz. Torbalarından nasıl bir orman çıkacak yine bilmiyoruz. Baksınlar, referandum hayalleri kuruyorlar, hepsi suya düştü. Ama Tayyip Bey'den bir ricamız olabilir. Bugüne kadar pek olmadı ama olabilir. Millet için bir ricamız var, kendimiz için değil. Sinan Ateş'in ailesi için bir ricamız var. Size sunulan bir MİT raporu var. Orada cinayetin bütün ayrıntıları, ilişkileri, failleri ve azmettiricileri var. O rapordan bir nüsha Sayın Bahçeli'ye verin. Sinan Ateş'in evlatları için verin. Biz ailenin talebine uygun olarak 40'ı çıkmadan bu konuya ilişkin bildiklerimizi, bilinenleri söylemiyoruz. 40'ına da 10 gün kaldı. Ve ailede 40'ı çıkmadan dedi. 40'ı çıkmadan o yaşananlarla ilgili bu ülkeyi yönetenler olarak işin nereye gittiğine bakmadan bir tutum almanız lazım. O MİT raporu Sayın Bahçeli'ye göndermediyseniz mutlaka bugün götürün. Sonra götürdünüz mü götürmediniz mi bunu da söyleyin. Çünkü bu millet 3,5 ay sonra bu hesabı da soracak ve kim neyi biliyordu ve nasıl tutum takınıyordu bunu bilmeye hakkı var. Biz bu kadar konuşuyoruz şimdilik. Erdoğan dün çıktı, faizi daha da düşüreceğiz dedi. Çünkü benim inancım şu dedi. Enflasyon sonuçtur, faiz sebeptir dedi. Faiz düşünce enflasyon çıkacak ve tekrar etti. Bu benim konum dedi. Benim alanım ekonomi dedi. Neticesi ortada dedi. Evet, neticesi ortada. İki tane grafiğimiz var. Milletimizin dikkatine sunmak durumunda olduğumuz. Bakın, bu faiz. Erdoğan'ın buraya kadar karışmıyordu. Daha doğrusu oraya kadar enflasyonla faiz birlikte gidiyorlardı.
bütün dünyanın ekonomistlerinin yaptığı gibi fiyat istikrarı için, enflasyonu dizginlemek için faiz silahı kullanılıyordu. Bu dedi ki öyle değil. Onlar bilmiyor. Bir tek ben biliyorum. Düşürün faizleri. Bakın o andan itibaren enflasyonun durumu. Bir tek bu ay bir düşüş var. TÜİK 84'ten 64'e. Bakın onu gösterelim. Bu geçen seneki aralık. Hesap artık bu aralıktan itibaren yapılıyor. Aralıktan kurtuldu, bu aralık dahil oldu. Geçen sene aralıktaki Tayyip Erdoğan'ın düşürünce fırlattığı faizi son bir yıl hesabında tersten hesaptan çıktığı için bunun da faili Erdoğan. Hesaptan çıktığı için enflasyon 64 gözüküyor. Neyle? Baz etkisiyle. Ne yapmaya çalışıyor? Vatandaşa kaz etkisi. Kaz gibi olacak. Bakın. Baz etkisi var ama aha bu da fiyatlar. Fiyatlar da düşüş yok. Enflasyonun 84'ten 64'e düşmesi fiyatın düşmesi değildir. Bakın fiyat 197'den 200'e çıkmış yine. Enflasyon fiyatın artış hızını gösteriyor. 84 hızla artmıyor, 64 hızla artıyor ama yine artıyor. Baz etkisinden kurtulunca hayat pahalılığından kurtulunmuyor. Enflasyon 84'ten 64'e düşüyor ama Hacı teyzenin filesi geçen ay 196 liraya doluyorsa bu ay 200 liraya doluyor. Fiyat artmaya devam ediyor. Neticesi ortada diyor. Neticesi ortada. Merkez Bankası mektup yazmış. Yanlış yere, Nebati'ye. Erdoğan'a yaz, Erdoğan'a. İki satır, iki cümle. Bu fiyat artışlarını düşüremedik, düşüremiyoruz. Sebebi sensin, sen yaz. Çünkü o ne diyordu? Sorumlusu benim, ben diyordu. Yaptığı iş ortada. Halen daha almış eline 1946 ekmek karnesi diyor. Ya ekmek karnesi bu ülke girerse perişan olacağı bir ikinci dünya savaşına girmemesi lazım. Ama her ihtimale karşı ordunun karnını tok tutmak lazım. Siz kısıtlı kıt kanaat yetinin ama caydırıcı ordu orada dursun. Bu Anadolu işgal olmasın diye yapılmış bir iş. İsmet Paşa'ya sordular onu. Şekersiz kaldık dedi çocuklar. İsmet Paşa dedi ki ben sizin çocuklarınızı şekersiz bıraktım ama babasız bırakmadım dedi. Daha bunu anlayamamış. Peki senin dönemin gece yarıları benzin kuyruğu, boşuna ümit verdiğin EYT'lilerin SGK önündeki kuyruğu, İşkur'un önünde işsizler ordusu kuyruğu, ucuz ekmek kuyruğu, ucuz yağ kuyruğu, bir ümit kuyruğu. Ve sonunda dön dolaş kuyruklu yalanlarla milletin kafasını karıştırıp iktidara tutunmaya çalışan bir Erdoğan'la karşı karşıyayız. Emeklilikte yakışa takılanlar demişken, nihayet Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı az önce. Önce bir süreci hatırlayalım. Ne diyordu Recep Tayyip Erdoğan? Bunlar erken yaşta emekli olup çalışmaya devam edip hem emekli maaşı hem çalışan maaşı almak istiyorlar. Çift dikiş istiyorlar. Yok öyle yok diyordu. Oysa hem kendisi hem bakanları hem milletvekilleri hem etrafındaki herkes 2, 3, 4 maaş alıyor. Kendilerine var, EYT'ye yok. Oysa ki emekli olacağım, bırak emekli olayım, daha çok gençsin. E iş bul çalışayım, sen yaşlandın çalışamazsın. EYT'nin sorunu bu, isyan bu. Sonra bir adım daha ileri gitti. Seçimi kaybedeceğimi bilsem ben bu işte yokum dedi. Dedi mi? Vallahi hepimiz biliyoruz. 2019 yılında aynen bunu söyledi. Televizyoncu arkadaşlar, ümit ediyorum bu haberi verirken onu bir araya koyarlar. Sonra seçimi kaybettiğini gördü. Son çare EYT'ye sarıldı. Ya EYT'liler bilmez mi şunu? Bu sorun 23 yıllık. Bu mağduriyetin 21 yılında sen varsın.
Dalga geçtin insanlarla. Ümitleri tükenenler oldu. O yaşı bekleyenler oldu. Bugüne kadar perişan olanlar oldu. Kış geçer, kurt yediği ayazı unutmazmış. EYT'liler unutmaz. Bay Kemal EYT'liler için konuşurken, sen karşı çıkarken onlar ne hissetti? Çocukları ne hissetti? Eşleri ne hissetti? Biliyor bunu EYT'liler. Bugün geldiğinde hala EYT ile dalga geçiyorlar. Nasıl? Bir, 7 ay önce makas değiştirdi. İlk kez EYT olabilir dediler. 7 aydır sallıyorlar. Ocak ayını 2023'e girmeden çözeceğiz dediler. Bakın Şubat ayına geldik geliyor. Neden? Bir hesapları var. Bir, mümkün olduğu kadar geç. İki, utanmadan diyorlar ki seçime en yakın zamanda maaş alsınlar ki paranın sıcaklığıyla oy kullansınlar. 21 yıldır ayazda bıraktığı iliğini kemiğini dondurduklarına paranın sıcağıyla bana oy at, bu sana seçim rüşveti diyorlar. Bu noktadayız. Ben bütün vatandaşlarımızın bu yaklaşımı insaflarına terk ediyorum. Teslim ediyorum. Şimdi ayrıca ne demişti Yılmaz Tunç, ne demişti bakan? 5000 gün prim şartı tamam, borçlanmalar falan. Şimdi emeklilikte prime takılanlar çıktı karşımıza. Bir geldi gördük ki sigortalı olduğu yıla göre 5975 güne kadar bir kademelendirme, 5975 güne kadar bir mağduriyet. Emekli olacak kişi 975 gün daha ondan prim isteyecek ya da çalıştıracak onu. 3 yıla yakın. 3 yıl. Bir hesap var. Bunu aşağıda bu soruya cevap arayacağız. Bir uzman diyor ki 2,5 milyon kişi bekleniyordu. Bu düzenlemeyle, bu haliyle 500 bin kişi olabiliyor diyor. Bu etki analizlerini görmek isteriz. Yoksa üstüne ver 60 bin lira, ver 100 bin lira, ver 180 bin lira. Bunu nereden bulacak bu insanlar? Bu sefer iş bul çalış. Yaşlı olmuş, prim de olmamış. Emeklilikte prime takılanlar, emeklilikte prim tuzağı. Algıyı başka yaratıp kazığı başka türlü atmak. Ayrıca yeni bir sorun ortaya çıkıyor. Nedir sorun? 9 Eylül 1999 ile 2008 arasında sigortalılara yönelik olarak da yeni bir kademelendirme ihtiyacı var. Bunun yapılması lazım. Yoksa şunu söylüyor. Örnekleri var. Onlarca, yüzlerce değil, binlerce, on binlerce. 20 gün geç sigortalı oldum, 20 yıl daha çalışacağım. Böyle insafsızlık olur mu? 17 gün geç olmuşum, 17 sene daha çalışacağım. Olmaz bunlar. Bunlara çözüm bulmak lazım. Ayrıca Bağkur mağduriyeti var. Eskiden esnaf ve tarımdı, şimdi birleşik. 5000 güne emekli olabilen varken Bağkur'da kadınlarda 7200, erkeklerde 9000 gün prim. Olmaz. Bu adaletsizliğin ortadan kalkması lazım. Ve yine en önemli bir mağduriyet alanı staj ve çıraklık mağdurları. Küçücük yaşında sigortalı olmuş, o yaşı değil ama 18 yaşı hiç olmazsa sigorta başlangıç olsun, borçlanma hakkı olsun, kabul etmiyorlar. Ve bunlar endüstri meslek liselerinde, çıraklık eğitim okullarında, kimi haftanın 4 günü çalışmış. Temsilcileri burada, dernekleri burada, bir gelişme olmadıysa içeriye almamışlar. Arkadaşlarımız onu çözmeye çalışıyorlar. Biz staj ve çıraklık mağdurlarının sesi olmaya, onlar için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu arada EYT'nin maliyetine Çalışma Bakanı 100 milyar diyordu, Maliye Bakanı 255 milyar dedi. Nasıl devlet yönetiyor bunlar? Bu kadar olur mu yani? Bir devlet ciddiyetinde 255 yerine 253 dese o dil sürçmesini düzeltmesi lazım. Bir rakam vardır, doğrudur, hesap bu ya, para bu. Ne yapmaya çalıştıkları belli değil. Devlet ciddiyetiyle bahsetmişken bir rezaleti dile getirmem lazım. Şimdi Katar'a polisimiz gitti.
Polisimizi kendi kıyafetiyle değil, Katarların verdiği kıyafetle, kendi silahıyla değil, Türk bayrağı taşımıyordu. Bunların hepsini eleştirdik. Bu konuda polislerin çok bildikleri, çok sevdikleri bir isim var. Biz polis çevirme yaparken duruyoruz. Bizi görüyorlar, selam veriyorlar. Hayırlı yolculuk diliyorlar. Bir de Murat Bakan'a selam söylüyorlar. Murat Bakan bir astsubay çocuğu olarak silahlı kuvvetler personelinin ve polisin ne kadar sorunu varsa dile getiren ve çözümüne katkı sağlayan bir arkadaş. Hangi partiden olursa olsun. Sorun, polisi durdurun sorun. Sizin sorununuzu hangi partiden kim dile getiriyor diye ilk akla gelen isimlerden biri Murat Bakan. Katar'da görev yapan arkadaşların Türk bayrağı taşımadığını söyledi. Cırt onu taktılar hemen. 30-30, 60 günlük maaşları yatmış. 80 gün görev yapmışlar. 20 günlük maaşları yatmıyordu. Ta 30 Ocak günü Murat Bakan bunu eleştiren tweetler atana kadar. 31 Ocak günü yattı. Bakın hadsizliğe. Aynı gün basın açıklaması. Altında Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı. Hepimizin bir kurumu ve logosu. İfadeye bakar mısınız? Polis teşkilatımıza çamur atmak, pardon düzeltiyorum. Siyaseti kara çalmak olarak algılayan ve neredeyse tüm işi Türk milletinin gurur kaynağı polis teşkilatımıza çamur atmak olan CHP'nin Asparagas'tan sorumlu vekili Murat Bakan yine bir iftiranın öznesi durumunda. Yazıklar olsun, yazıklar. Yazıklar olsun. Emin Şen'in kot pantolonuna polisin ve jandarmanın Twitter hesaplarını veren zihniyet bu logoyu kullanarak milletvekilimize bu hakareti ettirtiyorsun ya, yazıklar olsun. Soylu, papucu yarım, çık dışarıya oynayalım derler sokakta. Kimden korkuyorsun? Yapacaksan açıklamayı sen yap. Niye polisi kullanıyorsun? Emin Şen yazdıysa onun da alnını karışladık, karışlayacağız. Bu nedir ya? Sen kimsin milletin seçtiği vekile polisin logosuyla güvenlik daire başkanlığı diye açıklama yaptırıp hakaret ediyorsun? Arkada bir sayfa neyi anlatmış? Murat'ın söylediklerini anlatmış. Bahanelerini sıralıyor. Efendim diyor, şampiyona bitince Katar diyor şampiyonada görevli tüm kamu görevlerine 22 gün idari izin verdi. Onlar işe gitmediler. 20 günlük haklarını hesaplayıp bize yollayamadılar. Ancak bugün geldi. Bakın Murat'ın dediklerini burada doğruluyor. Murat'ın tweetinin ertesi günü parayı yatırıyor. Utanmadan milletvekilimize hakaret ediyor. Bunlar bu arsızlıktan vazgeçmeyecek. Bunları bu arsızlıktan 15 Mayıs günü, 14 Mayıs günü sandığa gidecek ve 15 Mayıs günü yeni bir Türkiye'nin kapısını aralayacak seçmenler halleder. Eğer vicdanınız el veriyorsa isimsiz polis teşkilatının logosuyla ve ismiyle bir milletin vekiline hakaret edilmesine, bu düzen sürsün diyorsanız, Suç İşleri Bakanı görevini sürdürsün diyorsanız, vicdanınız buna el veriyorsa bunlara oy verin. Ama benim vekilime, benim polisime kullanılarak ve o kalkan yapılarak hakaret edilemez diyenlerin bu dönemi kapatmalarını bekliyoruz. Kapatacaklar. Ama sonra buna tenezzül edenlerden teker teker hesap soracağız. Teker teker. Tabii devlete yakışmayan işlerin bini bir para. Bir yanda Nelson Mandela diyor ki bizim kurduğumuz Anayasa Mahkemesi bizim kanunlarımızı iptal ediyor ama demokrasi için en önemli kurum. Bir yanda da İsrailli birisi dozerleri yollayıp yıktırıverelim geçelim üstünden diyor Anayasa Mahkemesi'nin. Türkiye'deki dozerci MHP, Anayasa Mahkemesi kapatılmalıdır diyen MHP
bugün Anayasa Mahkemesi'nin başkan seçimine müdahaleye kalkıştı. Açıkça iki dönem yaptığı, bakın şu anda tekrar seçilmiş olan Zühtü Aslan, Anayasa Mahkemesi seçimi var. Fethi Yıldız tweet atıyor seçimden önce. İki dönem yaptığı Anayasa Mahkemesi başkanlığında hayırlı yorulan Zühtü Aslan'ın 4 yıllık görev süresi doluyor. Bugün seçim yapılacak. Salt çoğunluğu alan aday başkan seçilecek. Adalet dağıtırken adil olmak kadar adil görünmenin de önemli olduğunu unutmayın. Zühtü Aslan için diyor ki hayli yorulan adaylardan biri o mevcut başkan. Zühtü Aslan aslında aday olmayacaktı. Çünkü 1 yıl görev süresi kaldı. 4 yıllığına seçiliyor. Seçilmesi hemen 1 yıl sonra görevi bırakacak. Ama ne yaptılar? Hülle yoluyla önce HSK'dan Yargıtay'a, Yargıtay'da bir dosya okumadan, bir imza atmadan 2 ay sonra AYM'ye gönderilen fidan saray tarafından Anayasa Mahkemesi'nin başına kayyum atanmak istedi. 2 yıllık Anayasa Mahkemesi üyesi, sarayın hülleyle getirdiğini herkes biliyor. Yargıtay üyeleri arasından seçecek ya, gidip onu Yargıtay'a koyup 2 ay sonra Anayasa Mahkemesi'ne seçtirdiler. Yargıtay'da emir komuta altındaki kendi yandaş mensuplarına, şimdi de Anayasa Mahkemesi'nin başına. Bunu görünce Zühtü Aslan ve rahatsızlık yaratınca bu Anayasa Mahkemesi'nde 1 yıllığına da olsa aday olmayı tercih etmiş ve seçimi aldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Anayasa Mahkemesi'ne kayyum olamadı. Sabahleyin Zühtü Aslan'ın adaylığına karşı MHP'li Fethi Yıldız. Şahsiyetine bir şey demem, siyasetin ceyarı adam. Olacak iş değil. Torbasından Orban Morban çıkarmaya kalktı geçenlerde. Nerede bir kötülük var? Onun ağzından duyuyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin seçiminden önce tweetle müdahale ne demek ya? Saraydan gelen telefonları bir. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Yani bir iktidarın sonunda ya buna da tenezzül ettirdiler demekten başka da bir şey değil. Hemşeri Derneği'nin seçiminde yapılmayacak işler bunlar. Hemşeri Derneği seçiminde yapılmaz bunlar ya. Bir yerden telefonla şunu seçin, bunu seçin. Aday olamayacak birine numara çektirip getirip başkan seçtirmeye çalışmak falan. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Çok konu var ama sürenin de sonuna geldik. Sorunuz varsa yanıtlayalım arkadaşlar. Buyurun. Ben Sayın Genel Başkanımızın ifadelerine yönelik sorularınızı yanıtlamaya yetkiliyim. Sayın Ali Babacan'ın ifadelerine yönelik olarak bir değerlendirme yapmam en basit anlamda bir nezaketsizlik olur. O yüzden Deva Partisi'nin değerli sözcüleri yanıtlayacaktır. Başka? Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.